Gönderecekler. Evet, Reşat Bey, biraz önce bahsettiniz ama Ergimiş tuz reaktörleri hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla işte şimdi inceleyince tabii çok cazip tarafları var. Birincisi yakıtçı olduğum için ben katı yakıtların yapılmasındaki zorlukları biliyorum. Onların gerektirdiği standartlar var. O standartları tutturabilmek, ondan sonra ona uygun özelliklerde, o kalifikasyonda yakıt yapmak, onların testlerini yapmak falan gibi çok uzun, zahmetli, hassas teknoloji gerektiren bir çalışma. Yapılmayacak şeydi yani, birçok ülke yapıyor bunu. Patentle de yapıyorlar yani, know-how alarak İspanya üretiyor. Kore üretiyor aynı şekilde, katı yakıtlardan bahsediyorum. Şimdi bunlara karşılaştırdığınız vakit Ergimiş tuzlarda birçok kademeyi atlamış olursunuz. Yani siz eğer toryumla çalışacaksınız ve toryumu da çalıştığını düşünüyorsanız, toryum florür yapacaksınız. Uranyum florür halinde, UF4 halinde getirilecek yurt dışından, zenginleştirilmiş olduğu için söylüyorum. Ama bir süre sonra siz UF6'dan UF4 dönüşümünü yapma teknolojisini öğrenirseniz, zenginleştirilmiş uranyumu UF6 olarak alıp UF4'e dönüştürmeyi, çok zor şeyler değil bunlar, dönüştür. Ondan sonra bundan yakıt imal edip gayet basit gözüküyor şeye göre, katı yakıtlara göre. O büyük bir avantaj bir kere sağlıyor. Bu bir. İkincisi güvenilir bir reaktör. Zaten ergimiş halde bulunuyor tuzlar şeyin içinde, korun içinde. 700 derece civarında, artı eksi 50 derece diyelim. Dolayısıyla bir şey tehlikesi yok. Patladı, aşırı ısındı bilmem ne vesaire gibi. Erime yok. Erime yok. Ondan sonra bir pompa tıkandığı vakit, pompa devre dışı kaldığı vakit, kaza analizleri de yapılıyor bu şeylerin, çalışmaların, ergimiş tuz reaktörlerinde. En büyük şeylerden bir tanesi, burada ergimesinden ziyade en korkulan şey yakıtın donması. Yakıtın donmasını istemiyoruz, aman diyoruz hani. Çünkü 550 derecenin altına düşerse bir yerinde, orada yakıt donma tehlikesi yapıyor. Tıkıyor, katı madde çünkü neticede. Ondan sonra fakat işte bu kendi kendine sürdürülebilir. Negatif sıcaklık kat sayısı elverişli olduğu için kendi kendine sürdürebilen bir reaktör. Yani aşırı ısınma meydana geldi vakit, yani pompa arızası meydana gelirse, yakıt içeride reaksiyon devam edeceği için yükseliyor. Dışarıda alamıyorsunuz onu. Eğer genleşip yukarı çıkıp reaksiyonu durdurabilir, yavaşlatabilir. Yavaşlatmadığını varsayarsanız, altta freeze plug dedikleri İngiliz, yani bir başka bir tuz karışımından oluşmuş, daha yüksek derecede erime sıcaklığı olan bir tıkaç var. O tıkacı eriterek aşağıda kritik olmayan bir bölmelere, yani geometrisi kritikliğe müsaade etmeyen bölmelere yakıt akmak suretiyle reaktörü durduruyor. Yani reaktörde yakıt kalmıyor içinde gibi takım kendine özgü güvenlik şeyleri var, tedbirleri var. O bakımdan elverişli, çok elverişli gözüküyor ergimiş tuz reaktörleri. Reprocessing imkanı işte kısmen var. Xenon zehirlenmesini vesaire, içeri devamlı helyum gazı, kabarcıklar gönderilmek suretiyle helyum gazı ve uçucu diğer füsyon ürünlerini dışarı almak mümkün.
Tritium problem o hala şeyde. Kısmen alabiliyorsunuz tritiumu ama o yüksek sıcaklıkta tritium difüzlenebiliyor katı malzemelerden. Özellikle ısı değiştiriciler kısmı riskli o bakımdan. Ve oradan atmosfere de gidebilir. Ama işte miktarlar önemli biliyorsunuz. Nükleer mühendis en önemli şeylerinden biri. Risk oluşturmayacak limitleri bulup hep onun altında kalmaya çalışmak. Ya bugün size şöyle söyleyeyim. Fransa'daki LAHAC tesisleri vardır. Fransa'da orada reprocessing yapılıyor. Dünyanın yakıtı geliyor oraya, katı yakıtlar. Kesiliyor. Ondan sonra kimyasal işlemlere tabi tutuluyor. Uranyum, plütonyum ve diğer aktinitler ayrılıyor. Neticede bir sürü işlemden geçtikten sonra içinde hala belli ölçüde füzyon ürünleri olan radyoaktif malzeme atıklar, sıvı atıklar Manş Denizi'nin altına sevk ediliyor. Bugün hala devam ediyor. Yasal olarak yapılıyor bu böyle. Ne oluyor ama arada her hafta oraya dalmışlar dalar. O boruların ağzından ölçümler yaparlar. Yani müsaade edilen limitin üstüne çıkıyor mu çıkmıyor mu diye radyoaktif değerler diye. Ama bu oraya sevk edilir yani. Halen deniz okyanusun içerisine veriliyor. Tabii birçoğu onların yarı ömürleri nispeten kısa olduğu için bir zaman sonra onlar sönüme uğrayıp geçiyor. Ama veriliyor yani neticede. Evet. Her reaktörün, bugün çalışan bütün reaktörlerinde bacasından xenon çıkıyor dışarıya. Onu atıyorsunuz hep beraber. Atıyoruz yani onu. Dolayısıyla hep o limitlere dikkat etmek lazım. Yani hep onun altında kalmaya çalışmak lazım. Bu bakımdan yani ani temizleme, yani çalışırken temizleme yapma açısından ergimiş tuz reaktörlerinin avantajı gözüküyor. Değişik türlerinde var onları da geliştiren böyle tasarımlarda. Mesela 10 yıl hiç yakıt değiştirmeden sadece gaz geçirmek suretiyle gaz ürünlerini alıp diğer oluşan füzyon ürünlerini korun içinde bırakıp 10 yıl sonra reprocessing'e gönderen tasarımlar da var. Onlar da var. Hiçbir şekilde beni yakıp da takviye etmiyorlar, dışarı yakıp da almıyorlar. Onun için yani ona göre hesaplarını yapmışlar. Bu şekilde çalışacağını söylüyorlar. Anladım. Aslında dediğiniz gibi birçok olumlu özelliği var. Şimdi bahsettiğiniz şu samofar projesiyle ilgili bir sorun var benim. Bir heat exchanger tasarımınız var bu konuda. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Bir PWR'ın heat exchanger'ı ile arasında fark mutlaka vardır. Çok var. Mesela nasıl farklar oluyor? En temel farklardan bahsedelim. En temel fark şu şimdi... su buharıyla veya da suyla çalışıyor şeydeki heat exchanger'lar, evet. PWR'larda. Burada 600 derece civarında, 600-650 derece civarında korozif ergimiş tuzla çalışıyor. Dolayısıyla evet. Malzemede çok ciddi bir farklılık var. Onun hesaplar falan yaptılar arkadaşlarımız. Yani nereden, ne ölçüde, hangi debiyle geçmesi lazım, o şeyin yakıtın dönmesi lazım. Onların çalışmalarını hepsini yaptılar. Gayet iyi çalışıyor fakat dediğim gibi bir PWR heat exchanger'ı asla kabul, yani karşılaştırmak söz konusu. Evet. Anladım. Yani siz de kendi MSR tasarımınızı yapıyorsunuz sanırım. Az önce evet. Bahsettiğiniz gibi. Evet. Yani şöyle bir sorun vardı ama sanırım bunun merkezinde olursunuz. Eğer Türkiye'ye bir MSR kurulması fikri kabul edilirse FİGES bu projenin neresinde görev alacaktır? Tasarımı sanırım, değil mi? Vallahi şimdi şöyle, biz ikiye böldük. Yani bunu iki evre olarak düşünüyoruz. Birinci evresi tamamen tasarımla ilgili, kod geliştirmek. Çünkü biliyorsunuz mevcut kodlar katı yakıtlar için çok geçerli. Serpent vesaire gibi kodlar kullanıyor arkadaşlar. Monte Carlo falan onlar da öyle. Ama ergimiş tuz deyince iş değişiyor tabii. Onlarla ilgili çok fazla bilgi yok ya da veri yok elde.
Dolayısıyla bazı şeyleri geliştirip yeni kodlar geliştirmek suretiyle onları akuple etmek gerekiyor. Eski kodlarla yeni kodları. Dünyada bu yönde çalışanlar var epey. Japonya'da var, Çin'de var. Ondan sonra benim bildiğim belki Danimarkalıların da muhtemelen vardır bu tip çalışmaları. Amerikalıların var. Şirketler bazında daha çok oluyor bunlar. Bu çok önemli tabii. Ama tabii bir de kodu geliştirdiniz, denediniz, baktınız her şey iyi gibi ama bunu muhakkak bir loop'ta denemek lazım. Yani gerçek anlamda denemek lazım bunu. Yaptığımız şey doğru değilse, yani tutmuyorsa ona göre koda geri dönüp orada düzeltmeler yapmak gerekiyor. Biz bu çalışmaları da yoğun olarak var olmayı düşünüyoruz FİGES olarak. İkinci kısım, ikinci evre ise tasarım bittikten sonra kodlarıyla vesaire her şeyle hazır olduktan sonra imalat kısmı oluyor. Tabii imalatta şu anda imalat altyapısı yok şeyin FİGES'in, yani öyle bir geleneği yok bir şeyde. Ama olmayacak anlamına da gelmez. İmalat altyapısı olan, bu konuya inanan, yatırım yapmayı düşünen şirketler, başka kuruluşlar olur ise onlarla da imalat şeyine girmek söz konusu. Onu söyleyeyim. İkinci evre için söylüyorum. Anladım. Bir sonraki sorun biraz öğrenciler hakkında. Mesela bizim gibi MSR hakkında çalışmak isteyen nükleer enerji mühendisi adaylarına verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Bu konuda öğrenciler neler yapabilir? Vallahi her şeyden önce bu konuda çok sayıda literatür var. İnanılmayacak kadar çok literatür. Hem malzeme bilgisi bakımından, hem kodlar anlamında, hem genel tasarım anlamında çok var. Şeyi takip etsinler. Bakın Seaborg diye bir kuruluş var. Danimarkalı. Seaborg diye. Seaborg Technologies galiba. Onlar var bir. Bir de Torcom var. Şey, Amerika'da. Endonezyalılarla birlikte çalışıyorlar. Onları izlesinler. Onların da bir sürü yayınları var, konuşmaları var, şeyleri var, neden ona tanıtımları var, sunumları var. Nasıl çalıştıklar, nasıl insanlar istihdam. Mesela şöyle söyleyeyim. Seaborg örnek vermek gerekirse, o da yaklaşık olarak 3-4 sene önce başladı bu çalışmalara. Kendileri o zaman 4-5 kişiydiler. Yani kurucu ve yakın arkadaşlarından oluşan bir gruptu. Fizikçi, reaktör fizikçisi, yani nükleer mühendis bile yoktu aralarında. Bu şekilde başladılar. Fakat sonra da bugün 60 kişiyi geçtiler. Dışarıdan istihdam habere eleman alıyorlar. Ama hangi konularda? İşte onun sayfalarına girip şeyine bakarsanız görürsünüz orada hangi konularda olduğunu. Tuz kimyacısından tutun da kod geliştirenlere, ondan sonra tasarım yapanlara, üç boyutlu tasarımcılara kadar çok değişik alanlardı. Yani sizin bir nükleer mühendislik temeliniz var. O çok iyi bir temel. Molten salt reaktörler için de tabii ki gerekli bu. Ama onun üzerine molten salt reaktörlerin çok değişik farklı dalları var. Tuz kimyası, reprocessing, oradaki kimyası mesela bile tek başına apayrı bir konu. Mesela çıkan tuzdan nasıl arındıracağız? Hiç klasik reprocessing ile ilgisi yok. Orada hep suludur, yani asitlerle çözülür, bizim bildiğimiz eski yöntemlerle çalışıyor. Burada mesela pyroprocessing diyorlar ya da İngilizce okunuşuyla pyroprocessing diyorlar. Yüksek sıcaklıkta mesela florür gazı geçirmek suretiyle içindeki UF4'ü UF6'ya dönüştürüyor. UF6 o sıcaklıkta gaz olduğu için tamamını uranyumun ayırabiliyorlar gibi bir takım böyle yeni enteresan şeyler var. Mesela
tuzun korozyonunu önlemek için ergimiş tuz içerisinde redoks potansiyeli ayarlamak suretiyle devamlı olarak indirgen bir ortam olması sağlanıyor. Bunu yapan, bunu da çalışan bir takım insanlar var. Yavaş yavaş oluşuyor dünyada da. Hazır yok. Herkes bir şekilde bir yerlerden öğreniyor. Bu konularda çalışıyorlar. Yani tek ben nükleer mühendisim. Çıktım tamam her şeyini hallederim. Yok öyle bir dünya. Muhakkak onun içerisinden bakacaksınız. Seçeceksiniz. O yöne doğru gideceksiniz. Yani şeysi yok. Çaresi yok. Yani kim sadece kodlarla da halledilmiyor. Demin de söylediğim gibi kodlar evet belirli bir noktaya kadar çok iyi bir araç. Bunları kullanmak suretiyle kodlamalar, deneyler, modellemeler yapmak, simülasyonunu yapmak fevkalade doğru, güzel ama muhakkak bunu deneysel olarak da kanıtlamak lazım. Bu tip çalışmalar çok çok önemli. Yakıt kimyası, tuzları mesela, uranyum florür, poryum florür, bunların oranları, ondan sonra belirli bir zaman sonra ne kadar füzyon ürünü çıkıyor. Şu anda işte mesela sizin arkadaşlar bizim FİGES'teki çalışan arkadaşlarımız bunlar üzerinde çalışıyorlar. Teorik bazda çalışıyorlar. Yani şu akıda, bu nötron akısında delayed nötronlarla olan işte etkileşimler nereden ne çıkar, bir tane bir madde çıkıyor. O madde de tekrardan nötronlarla etkileşime gelip başka bir maddelere dönüşüyor. Arka arkaya bir takım şey, bunların hepsini öngörecek bir takım şeyde bilgilere sahip olmak lazım. Dolayısıyla yani literatürü takip edecekler. Çok iyi. Çok geniş literatür var bu konuda. Daha 2007'lerden itibaren çok yoğunlaştı hatta. Seçtikleri konulardan o şey üzerinde literatür araştırmasıyla kendilerini geliştirecekler. Evet.